Yok, Türkiye bir olağanüstü dönemden geçiyor. Yani görülmemiş. 5000 yıllık tarihini görülmemiş. Acayip, hayret verici bir dönemden geçiyor. Öyle dolduruşa getirerek, oldu bittiye getirerek hiçbir şey olmaz. Biz ibret ve hayretle ve büyük bir kesimde öfkeyle bu garip gelişmeleri seyrediyor. Yani biz yaptık oldu, öyle bir konu olmaz. Her şey zamanı gelince kanun hukukta temizlenir. Yani her şey ayrıştırılır, düzenlenir, rayına oturtulur. Yani biz böyle oldu bittiye getirilen bir sistemi kabul etmeyiz. Efendim, asker alalım. 2 dönem, 2 dönem, 3 dönem, 4 dönem geriye doğru yedekleri alalım. Bu PKK'yı müthiş yıldırır, Avrupa'yı da sallar, Amerika, hepsini korkutur. Nerede görülmüş ya? 4,5 milyon kişiden oluşan bir ordu. Silahlı ordu. Yani kanı iyiliği çekiyor. Her yeri sallar bu. Çin'den tut, Rusya'dan çık, Rusya'dan çık, Amerika'dan gel. Yani hepsini sallar. Tereddüt edecek bir şey yok. Esaslı bir gövde gösterisi yapalım. Mesela Diyarbakır'da asker yürüyor. Baktım. Yan yana, yan yana. En fazla 5-10 kişi. En az 40 kişi, 50 kişi olması lazım yan yana. Caddede. 50 kişi. Hatta caddenin konumu müsait olsa da 100 kişiden oluşsa. Değil mi? Ya binlik, mesela o hatta 10 binlik kıtalar şeklinde böyle yüzlük eninde 10 binlik kıtalar halinde uygun adım bir yürüyüş yapsalar PKK'nın kanı iliği çekerilir. Apandisi tıpatlar. Yani komalık olur. Mesela Rus ordusu gösteri yapıyor, Çin ordusu falan. Caddeye sığmıyor böyle enlemesine. Neredeyse 1 kilometrelik bir şey ya böyle bir en. Değil mi? Bir 5 kilometrede boyuna en az. Gövde gösterisi öyle olur. Bir yürüyor, rejim muhalifleri falan kanı iliği çekiliyor. Hiç kimse ulan diyorlar hiç yapacak hiçbir şey yok. Tayyip Hoca geri adım atmaktan çekinmesin. Bir şey olmaz. Ferahlık getirir. Başbakan iyi. Ahmet Hoca. O ortaya çıksın. PKK'yı kesin bitirsinler. Nefes aldırmadan dozunu gittikçe artırarak kazıyıp atsınlar.